Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte bakanlığımızın yayınladığı Kimya Dersi 11. Sınıf 1. Dönem 2. Senaryo yazılarından ikincisini çözeceğiz. Bu yazılımızın ve diğer tüm yazılarımızın, diğer tüm derslere ait olan yazılarımızın linkleri açıklama kısmında mevcut. Oradan onlara ulaşabilirsiniz. Yine kimya dersi ile ilgili benim hazırladığım konu anlatım videoları, soru çözüm videoları da açıklama kısmında mevcut. Onlara da oradan ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve destek için yorum yazmayı lütfen unutmayın. Hemen başlayalım. Birinci sorumuzda kazanımımız arkadaşlar nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerler arasında ilişki kurar diyor. Klor elementinin periyodik sistemdeki yerini elektron dizilimini göstererek yazınız demiş. Hemen arkadaşlar klor elementinin elektron dağılımını yazalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3B kaç etti? Bakın şuraya kadar 10, 12, 15 etti gördüğünüz gibi. En son yazdığım S'nin önündeki sayı bana neyi veriyor? Periyot numarasını veriyor. Bundan dolayı bu nerededir? 3. periyottadır diyorum. P ile bittiği için değerli orbitalleri S ve P biliyorsunuz. Ve 2, 5 daha 7 olduğu için arkadaşlar ne diyoruz biz? 7 P ile bittiği için de A grubundadır diyoruz. Gayet basit. Hemen geçelim. İkinci sorumuz periyodik özelliklerdeki değişimin eğilimlerini sebepleriyle açıklar demiş. Aşağıda periyodik sistem kesit üzerinde X, Y, Z elementlerinin yerleri gösterilmiştir. Görüyorsunuz üçü de yan yana bunların. X elementi ikinci periyot 4A grubunda olduğuna göre. Bakın burası neresiymiş arkadaşlar? İkinci periyotmuş. Ve X neredeymiş burada? 4A grubundaymış. Tabii ki yanındaki Y'nin arkadaşlar ne olması gerekiyor? 5A grubunda Z'nin de 6A grubunda olması gerekiyor. Bize bunların elektron ilgilerini sormuş. Biz neyi biliyoruz? Periyodik cetvelde soldan sağa doğru gidildikçe elektron ilgisi ne olur diyoruz? Artar diyoruz. En sağdaki soy gazların elektron ilgisi yok ama onun dışındaki elementlerin elektron ilgisi gittikçe artar. Bunun sebebi de neydi arkadaşlar? Soldan sağa doğru giderken çapın azalması. Öyle değil mi? Çap azalır. Buna bağlı olarak da elektron ilgisi artar diyoruz. O zaman elektron ilgilerine baktığımız zaman en küçük olan X'in en büyük olan da kimin olması gerekiyor elektron ilgisinin? Z'nin olması gerekiyor. Diğer sorumuzun kazanımı gaz yasaları ile ilgili. Gaz yasalarını açıklar diyor. Sorumuzu okuyorum. 0 santigrat derecede 2 atmosfer basınç yapan 1 mol helyum gazının hacmi 10 litre olduğuna göre aynı sıcaklıkta 20 litre hacim kaplayan 1 mol argon gazının basıncı atmosfer cinsinden işlem basamaklarını göstererek bulunuz. Bakın dikkat edin. Şu çok işimize yarayan bir formülümüz var. P ve NRT'yi zaten biliyorsunuz. Paran varsa ne rahat. Buradaki R sayısı sabit bir sayı. R'nin sabit olması ne demek? R'nin PV bölü NT'ye eşit olması. Bakın bütün gazların R'si aynı olduğuna göre bütün gazların PV bölü NT'si de aynı. O zaman ben hem helyum gazı için PV bölü NT yazacağım. Hem de buradaki kim için arkadaşlar? Argon gazı için yine PV bölü NT yazacağım. Ve bunlar birbirine eşittir diyeceğim. 0 santigrat derecede diyor. Demek ki sıcaklık kaçmış arkadaşlar burada bakın. 273 Kelvin'miş. Kelvin cinsinden yazıyorum. 2 atmosfer basınç yapan diyor. Burası 2'miş arkadaşlar. 1 mol değil mi? 1 mol ideal helyum gazının hacmi 10 litreymiş. Peki aynı sıcaklıkta 20 litre hacim kaplayan hacim 20'ymiş. 1 mol argon gazının basıncı atmosfer cinsinden aynı sıcaklık dediğine göre arkadaşlar burası da kaçmış zaten? 273'müş. Dikkat edin. N ve T'ler eşit olduğu için N ve T'leri sildim. Değil mi? Buradaki basıncı bana soruyor. Aslında burada benim bulduğum şey şu. P1 V1 eşittir. P2 V2. Bunu ezberlemenize gerek yok. PV bölü NT'yi arkadaşlar böyle yazdığınız zaman zaten sabit olanları da çizerseniz aynı yere gelmiş oluyorsunuz. Ne oldu? 2 kere 10 eşittir. Kaç kere 20'dir? Tabii ki arkadaşlar buradaki soru işareti kaçtır? 1'dir diyoruz. Demek ki buradaki ikinci durumdaki gazımızın basıncı 1 atmosfermiş. Geldik dördüncü sorumuza. Bakalım davranışımıza. Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar diyor. Hemen 11,273 santigrat derecede demiş. 273 santigrat derece ne yapar? 273 artı 273 546 Kelvin yapar arkadaşlar. 11,2 litre hacim kaplayan 0,5 mol hidrojen gazının basıncının kaç atmosfer olduğunu bulunuz demiş. Bakın hemen ideal gaz yasası yapmamız gereken. İdeal gaz yasasında bakın sıcaklığı kaçmış? 546'ymış. Şimdi 546 ile sadeleştirebilmek için 22,4 bölü 273 yazıyorum R'ye. Ne kadarmış gazın mol sayısı? 0,5 molmuş.
Hacmini de vermiş, 11,2 litreymiş. Bana neyini soruyor? Basıncını soruyor arkadaşlar. Hemen 11,2'yi bu tarafa atarsam şöyle, o da gitsin buradan. Yalnız kalsın basınç. Dikkat edin, 546-273'ün tam 2 katı. 11,2'de 22,4'ün tam 2 katı. 2 kere 2 4, 4 kere yarım kaç yapar arkadaşlar? 2 yapar. Demek ki buradaki gazın basıncı 2 atmosfermiş. Denklemden de gördüğünüz gibi. Gaz davranışlarını kinetik teoriyle açıklar demiş arkadaşlar. Kinetik teori ile ilgili bir sorumuz var. Şekildeki cam borunun uçlarından aynı koşullarda helyum ve CH4 gazları aynı anda gönderiliyor diyor. Buna göre gazların ilk karşılaşma noktasını işlem basamaklarını göstererek bulunuz demiş. Burada benim yapmam gereken şey gazların hızları arasındaki ilişkiyi bulmak öncelikle. V helyum bölü VCH4. Biraz hızlandırıyoruz burada arkadaşlar. Süre sıkıntısı olmasın diye. Ama dediğim gibi eğer sizin bunda bu konularda eksiniz varsa mutlaka aşağıdaki açıklamada bulunan oynatma listelerinden bunların videolarına bir bakmanız bence çok faydalı olacaktır. MCH4 bölü M helyum. Yani biz diyoruz ki gazların hızları mol kütlelerinin karekökü ters orantılıdır. O zaman CH4'ün mol kütlesi kaçmış? C12, H4, 16. Değil mi? Şöyle 16 yapıyor. Helyumun mol kütlesi kaç? 4. Yani kök içerisinde 4. Yani 2. Bu şu demek, helyumun hızı 2V ise CH4'ün hızı arkadaşlar V kadardır. Bakın kütlesi büyük olanın hızı daha yavaş oluyor. Bakın helyum 1, 2 birim gelirken CH4 1 birim geliyor. 1, 2 birim gelirken helyum CH4 1 birim geliyor ve ne diyoruz? O noktasında, E noktasında karşılaşırlar diyoruz. O noktası nereden çıktı bilemedim. Neyse. Diğer sorumuz, gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar demiş arkadaşlar. M musluğu ile birleştirilmiş cam balonlarda belirtilen gazların basınç, sıcaklık ve hacimleri aşağıdaki gibidir demiş. Buna göre sabit sıcaklıkta M musluğu açıldığında toplam gaz basıncının kaç atmosfer olacağını bulunuz diyor arkadaşlar. Basınç, hacim, basınç, hacim. Neydi? P1 V1 artı P2 V2 eşittir P son V son. Öyle değil mi? P1 2 V1 2 artı P2 4 P2 V2 özür dilerim 3 ve P son. P sonun kaç olduğunu bulmaya çalışıyorum ama V son kaç bakın. 2 litre buradan, 3 litre buradan toplam hacimimiz arkadaşlar 5 litre olmuş oldu. 2 kere 2 4 12. 12 4 daha 16 eşittir 5 tane P son. P son eşittir 16 bölü 5 yani 32 bölü 10 yani 3,2'dir diyoruz arkadaşlar. Son durumdaki 3,2 nedir? Atmosfer değil mi? Bazı öğretmenler bunlara kızar. 3,2 atmosferdir. Son durumdaki basınç diyoruz. Ve 7. sorumuz bakın gördüğünüz gibi. Kazanımı neymiş 7. sorumuzun? Gazların sıkışma genleşme sürecinde gerçek gaz ile ideal gaz kavramlarını karşılaştırır diyor arkadaşlar. 25 santigrat derecede 1 atmosfer basınç yapan helyum gazı. Hemen helyum gazının özelliklerini yazalım bakın. 25 santigrat derece 1 atmosfer basınç yapıyormuş arkadaşlar. Değil mi? Evet. Öbürü neymiş? Neon gazıymış. Neon gazına bakalım. O da arkadaşlar ne kadar? 0 santigrat derecedeymiş. Değil mi? Ve 2 atmosfermiş. Dikkat edin arkadaşlar. Şunu unutmayın. Eğer sıcaklık, pardon, basınç düşük, sıcaklık yüksekse gazlar ne diyoruz arkadaşlar? Biz daha idealdir diyoruz değil mi? Daha ideal bakın. Eğer tam tersi ise burada gördüğünüz gibi helyum gazının sıcaklığı yüksek, basıncı düşük. O zaman helyum gazı daha ideal değil mi? Daha ideal olmuş oluyor. O zaman neon gazı ise sıcaklığı düşük, basıncı yüksek olduğu için ne diyoruz? Biz idealden daha uzak tır diyoruz. Bu kadar. Bunun sebebi de arkadaşlar şu şekilde açıklayabiliriz. Ve geldik arkadaşlar senaryo 3'e. O da diğer videomuzun konusu. Görüşmek üzere.